Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere kitabımı doğru kullanıyorum köşemizde mükemmel bir kitap tanıtacağız. O da 9. sınıf Dinamo Tarih Soru Bankası. 9. sınıf çok önemli bir sınıf. Artık lisenin başlangıcı ve tabii ki 9. sınıftaki konular ileride üniversite sınavında temelini oluşturuyor. Yani TYT'nin %50'si 9. sınıf konularından çıkıyor. Dolayısıyla 9. sınıfı çok iyi bilmemiz lazım. Peki biz bu Dinamo serisini yani 9. sınıftaki bu kitapları hazırlarken neden esinlendik, neyi amaçladık? Gelin size kitabımızın hikayesini anlatalım. Öncelikle 9. sınıf temel olduğu için ve üniversite sınav soruları ve buna benzer yazılılar hep Milli Eğitim Bakanlığı kazanımlarından hazırlandığı için dedik ki öncelikle öğrenciler kazanımları bilmeli. Yani kazanımlardan hocalar yazılar hazırlıyor, kazanımlardan Milli Eğitim Bakanlığı sınavları hazırlıyor, kazanımlardan ÖSYM üniversite sınav soruları hazırlıyor ama öğrenciler kazanımların ne olduğunu bilmiyor. Biz kazanımları önce buraya bir yazalım dedik. Ardından da bu kazanımlara uygun bir şekilde rehber soru, rehber çözüm ve bununla bağlantılı 4 soru. Rehber soru, rehber çözüm ve bununla bağlantılı 4 soru koyalım. Hatta bunların çözümlerini detaylı bir şekilde uzman hocalar tarafından anlattıralım. Öğrenci soruları çözerken konuları öğrensin ve takıldığı sorularda da rahat rahat çözümlerini öğrenebilsin istedik. Burada temel mantık kazanımlara uygun, sınavlara uygun bir kitap hazırlama fikriydi. Ve yazılılarda mesela öğrenciler geliyor. Hocam bu sınavda nereden çıkacak? Biz diyorduk ki arkadaşlar buradan gelebilir. Hocalarımıza soruyoruz. Buradan. Herkes aynı yeri işaret ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı kazanımlarını. O zaman bize kazanımlara uygun bir şekilde sizlerin bilmesi gerekenleri bu kitapta toparladık. Tabii ki içerisine ÖSYM tarz sorular da koyduk. Neden? Hocam daha 9. sınıfız. 10 var, 11 var, 12 var. Ondan sonra üniversite sınavına gireceğiz diyebilirsiniz. Ama 9. sınıf hayallerinizdeki üniversiteyi kazanmanız için %50'lik TYT'nin önemli bir kısmını oluşturduğundan ÖSYM tarzı olarak da yer verdik. Hatta içine yazılılar da koyduk. Dolayısıyla kitabımızın temel mantığı sizin başarılı olmanızı istememiz arkadaşlar. Tabii ki içerisinde zorluk seviyesi olarak orta ve üst seviye sorulara yer verdik. 766 soru ve 200 sayfa sayısıyla karşınızda bu kitabımız. Bunun öncesinde arkadaşlar mutlaka konu anlatımı olan 0'dan 9'a tarihi de çözmelisiniz. Nedir 0'dan 9'a tarih? Konular ise esprili bir şekilde küçük küçük lokmalar halinde böldüğümüz konu anlatım kitabımız. Konuyu anlatıyor, ardından sorusu geliyor. Konuyu anlatıyor, ardından sorusu geliyor. Konu anlatımı soru. Konu anlatımı soru. Ve konuları anlatırken de sizlerin tarih dersinde eğlenebileceğiniz, konuları esprili bir şekilde aklınızda tutabileceğiniz güzel karikatürlerle bezledik. Bu kitapta gerçekten Türkiye'de en sevilen 9. sınıf tarih kitabı oldu. Çünkü öğrenciler hem esprilerle gülüyorlar hem de küçük küçük lokmalarla konuyu rahatlıkla anlıyorlar. Hemen ardından onunla alakalı soruları güzel güzel çözebiliyorlar. 0'dan 9'a tarihte mutlaka bir önceki adımla tamamlamanızı isteriz arkadaşlar. O zaman ödüllü soru yorumlarınızı bekliyoruz. Bu arada kitabımızı Tonguç kitapçılarından, size en yakın Tonguç kitapçılarından veyahut da i butona tıklayarak Tonguç mağazadan alabilirsiniz. Şimdiden derslerinize başarılar arkadaşlar.